Tam arkamda gördüğünüz yerin sahibi bir Türk arkadaşlar. Burası tam sahilin karşısında bir hostel. I'm coming. Yaşadığımız dönemde başka bir terk edilmiş mekan daha. Lena bir şans, bir şeyi görmek istedi. Onun için geldik. Mm-hmm. They opened. That's a good sign. It opened for me. It was locked. Okay. I think so. It's good. Lena'nın beğendiği her şeye ben de iyi diyorum. Direkt. Found out you here. Maybe. That you can spend time. Bu fotoğraflarda Sri Lanka'nın tatlılığını görebilirsiniz. Buranın ismi Cafe Ceylon diye geçiyor. İçerisinde restoran, kahve dükkanı, ortak çalışma alanı, insanların konaklayabileceği yer de var. Ama şu anda bomboş. Biraz ilginç olan bir şeyse arkadaşlar, buradan yaklaşık 40 metre ileride bir Türk'ün hosteli var. Ve hostelin ismi Mellow Hostel. Bugün Lena biraz kıyafet denedikten sonra oraya da gideceğiz. Okay, I'm ready as a jury. Wait for me. Okay. That looks really weird on top. Yeah, baby, you read my mind and know what I like. I like it. I like it. Really? Yeah. Back to my girl. That was fun, right? You enjoy? Yeah, but I would like to find something I couldn't. Next time. Mekana geldik. İçeride restoran da varmış. Bakalım kimle karşılaşacağız. Let's go. There are no dogs. Huh? I hope there are no dogs. I hope so. Herhalde birileri burada çünkü fen açık. Please wash your hands. Make sure you put mask on when leaving. Where to wash hands? There. That's what happens to us sometimes in Sri Lanka. Şimdiden içeride en az 5-6 insan gördük. Kendisi bilmiyorum burada mı sahibi olarak. Sadece çalışanları da olabilir. Ama yabancılar da vardı içeride. Bakalım şimdi öğreneceğiz. Mekan burası. Do you know the owner here? Owner is not in Sri Lanka now, or the manager also not now here. Have you ever met with the owner? No. No. I don't know. Okay. No, he's not Sri Lankan. But... Yeah. Okay, thank you. Tamam, sahibi burada değilmiş. Ha? He's in Turkey. He's in Turkey. Okay. Evet, gizem çözüldü. Kendisi Türkiye'deymiş arkadaşlar. Burada değil, kimse bilmiyor. Kişisel olarak da kimse tanışmamış burada kendisiyle. Ama mekanı açık. Mellow Hostel. Yalnız çok güzel bir yerde yeri var. Lena, can we take a look at beach? Mekanı tam sahilin karşısında. Kendisiyle tanışamadık ama mekanını görmüş olduk arkadaşlar. Kendisi de büyük ihtimalle sörfle ilgili olabilir. Kalmayı tercih eden insanlar da sörf yapıyor olabilir. Çünkü tam sahilin karşısında inanılmaz bir yerde. I thought we will find it. Person? Yeah. But I think we would meet him if he will be here before. Yeah, maybe. Let's go. Lena. Ya kısacık yolda bile şaşırmayı başardı. How do you do that, babe? I need an explanation. Oh my god. If I would laugh at everybody who can't do something,
Okay. It would be forever. Okay. Come on. Okay. I have a problem. Bilmiyorsanız arkadaşlar, Lena'nın problemi çok ama çok çabuk bir şekilde kaybolması ve sürekli yolları şaşırması. Ondan bahsediyorum. Somehow I can't keep in my mind roads. I can keep so many things. I make huge complicated projects and everything in my mind. Yeah. But simple things on the road somehow I can't. So yeah, it's okay. You, you can watch video in Thailand how I'm looking for a pool. I will put it end of the video. Yeah. Yeah, I want not pineapple, passion fruit. I already took. Ah, you already took. Papaya? We have papaya. We have papaya? Mango? Yeah. Bu sıcakta bize çok ama çok iyi gelecek meyveleri satın aldık. Az önce Lena meyve tabağı hazırladı. Havuzun kenarında otururken biraz araştırma yaptım. Türk arkadaşın kim olduğunu öğrendim. Herhalde Deniz isminde birisi. Kendisi çok sörfle ilgili. Yanlış anlamadıysam Türkiye'de de hatta Karadeniz'de sörfle ilgili bir mekanı var. Bence çok güzel. Bir de benim bu arkadaşı ilk öğrenme hikayem biraz farklı arkadaşlar. Bir gün akşam balıkçılığı öğrenmeye gitmiştim. Bir tane balıkçı dedi, burada bir Türk arkadaşın restoranı var dedi. Benim arkadaşım dedi. Daha sonra restoran değil, hosteli var dedi. Ama hostelin içerisinde aynı zamanda herhalde kafesi olduğu için öyle bir merak uyandırmıştı. Lena bugün kıyafet bakmak isterken yakınında olunca da bir gidip görmek istedik. Ama siz de gördüğünüz gibi kendisiyle tanışamadık. Ama belki başka bir gün bir yerde denk geliriz. Lena. Perfect idea. Fruits on the pool. Next time you can add the floating tray, you can use that table actually. Let's try. Guys! And you know what they do? So in Bali, they send you food like this. Yes. Ready? Take it. Yeah, yes. Come on. You should have pushed it harder. I don't know. Oh. You put a water in the table. It's okay. No, you. No, you did first. Go. Oh, you did it so fast. That's what happens. It's happened. Perfect. Mario, is that Tarkan? Why you haven't moved yet? Why I haven't moved? Because I want to bother you again for one more week. One more week, okay. Mario'nun daha önce 6 yıl ya da 5 yıl Türk sevgilisi olmuş. Tarkan'ı çok dinliyorlarmış, ara ara açıyor. Bugün de denk geldik. Kuzum, 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 kuzum. No, you gotta do like this. Yeah, but I can't do that. Come on. Okay, yeah. Bir hafta daha çekeceğiz Mario'nu.